Koronavirüsle mücadele kapsamında eczanelerde de önlemler artırıldı. Artık müşteriler bariyerlerle birbirinden ayrılan noktalarda aralarında bir metre boşluk bırakarak sırada bekleyecek. Eczacılar kendi dezenfektanlarını da üretebilecek. Şimdi virüs salgını nedeniyle eczanelerde de yoğunluk yaşandığını söyleyebiliriz. Salgınla mücadelede eczacılara da elbette görev düşüyor. Biz Farmetik Girişimci Eczacılar Derneği Başkan Yardımcısı Kazım Aykanat'la son gelişmeleri konuşacağız. Efendim hoş geldiniz NTV canlı yayınına. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Şimdi öncelikle eczacıların özellikle bu dezenfektan üretebilmesi için yapılan son düzenlemeyi soralım. Yani fiziki şartlarda eczacılar böyle bir üretime ne kadar hazır? Şöyle, geçen hafta itibariyle bakanlığın ile ilgili kısıtlamayı kaldırdıktan sonra yetiren malzemeyi temin etmeye başladık. O, çünkü ayda 2 litreden fazla alım yapamıyoruz. Hemen hemen ülkemizdeki her evde majistral ürün üretilme ile ilgili altyapı ve laboratuvar hazırdır ve hepimiz bunun yapmakla ilgili her türlü formülasyona ve yer becerisine sahibiz. Sadece ham madde temininde problem vardı. Çok rahatlıkla yapabiliriz ve birçok arka gibi ben de yaptım ve yapmaya da devam edeceğiz. Yani şu anda altyapı hazır diyorsunuz yani birçok eczane için. Hazır, sadece yine de şey sıkıntısı var. Alkolle ilgili mesafe maalesef ulaşımda bir problem var. Bu şu değil, bizim almakla ilgili kısıtlığımız kalktı ama yine de bazı problemler yaşıyor temin etmekte. Birazcık da fiyatlar arttı, açık konuşmak gerekiyorsa. 170-80 civarında maalesef. Çünkü bu sadece bizi ilgilendiren bir durum değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir durum. Ve bu şeyde de bu ürünü sadece Türkiye eczacılar, vatandaşlar değil, tüm dünyadaki insanlar, vatandaşlar, üreticiler mümkün olduğunca temin etmeye çalışıyor. Bu temin nedeniyle de sanırım arz ve talepte biraz sıkıntılar var. O nedenle biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Tabii ki yaşıyoruz ama inşallah hep birlikte, tüm eczacı dostlarımızla birlikte, tüm meslektaşlarımızla birlikte, tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte elimizden geldiğince vatandaşlarımıza, danışanlarımıza elimizden geldiği kadar iyi olmaya çalışacağız. Biz tabii ürün miktarı artınca fiyat düşer diye de bekliyorduk ama siz tam tersini söylüyorsunuz. Bir de içeriği daha mı doğal? Yani eczanede üretilen bu dezenfektanın dışarıda hazır paketli satılandan ne farkı olacak? Aslında çok düzgün üreten firma ve firmalar var. Son dönemde maalesef merdiven altı dediğimiz çok ürün üretildi. Eczacıların ve eczanelerin ürettiği dezenfektanlar sonuç itibariyle nereden geldi? Kaynağı belli olan ürün olacak. Bir de tabii önemli bir şey var. Hepimiz yakında hakikaten dermatit, egzama gibi çok fazla alkol bazlı ürünler bunlar. Çok fazla alkol bazlı ürün kullanmaktan dolayı el problemleri, eldeki egzama ve dermatitler, atopik dertler artacaktır. Bizler birazcık daha kullandığımız gliserol oranlarına falan dikkat ederek, gerçi bunu da Dünya Sağlık Örgütü'nün bir formülasyonu var. Onun üzerinden giderek doğru ürün üretip zarar vermeden, mümkün olduğunca dezenfekteden, en iyi dezenfekteden ürünleri üretmeye çalışacağım. Şimdi eczanelerde bir metre kuralından az evvel bahsettik. Yani bu yeterli mi tam olarak? Başka tür tedbirler de düşünülüyor mu? Ya tabii ki değil. Çünkü şöyle bir şey oldu. Geçen hafta itibariyle bakanımızın açıklamasından sonra güzel de hoş bir uygulama oldu. Aile hekimliklerinde raporlu hastalar gitmeden eczaneye direkt gelir, bizden alır oldular rahatlıkla. Ama bu şunu neden oldu? Aşırı bir yoğunluğa sebep oldu. Herkes doğal olarak ilacına ulaşmak istiyor. Birazcık da panik havasıyla, birazcık değil hatta çok büyük bir panik havasıyla bir an önce evlerinde ilaçlarının olduğunu istiyorlar. Çok doğal bir şey bu. O yoğunluk esnasında kronik hastalarımız ve bununla birlikte tabii ki belki koronalı, belki influenzalı, ki değişik hastalarımız çok iç içe girmek durumunda kaldı. Doğalazlar da işte mesafeyi mi olduğunca düzgün tutmak, bazı bölümleri yoğunluk olarak dışarıda bekletmeye. Hatta son dönemde birçok eczacı büyüklerimiz, işte bizim Farmetik Girişim Eczacılar dahil olmak üzere odalarımızın tepin gerekiyorsa ki kepenk arkasında hizmet vermek. Çünkü bir şey var. Bizlerin, özellikle sağlık çalışanların, doktorların, sağlık çalışanların, eczacıların bu süreçteki görevini, önemini bir kez daha vermiş olduk. Sebebi şu, bizler
sağlığımızı koruyacağız ki herkese sağlık hizmetini kesintisiz verebilelim. Çünkü 7/24 çalışıyoruz ve bu hizmeti ne olursa olsun vermeye devam edeceğiz. Hani bizlerin de sağlığını koruması açısından ilk önce mesafemizi kollamamız, onun haricinde şeritler girmesi, belki işte kademeli giriş sağlamak, belki kepenk arkası, nöbet sisteminde olduğu gibi kepenk arkası satış gibi durumlara belki durumun şeyine göre, rehamete göre bu tarz önlemler alınabilir ama bunu mümkün olduğunca Sağlık Bakanlığımızdan ricamız şu, eczacı odalarımızla, Türk Eczacılar Birliği ile, bizim gibi Farmettik Girişim Eczacılar Derneği gibi sivil eczacı dernekleri yan yana gelip önlemleri birlikte alırsak, bizlerin de görüşleri alırsa çok ama çok mutlu oluruz. Çünkü ne yaparsak yapalım 24 ne olursa olsun 7/24 bu hizmeti vermeye devam etsin. Evet, aslında tabii birçok insan da hastalandığında belki doktora gitmeden ilk durak olarak eczaneye de uğruyor. Mesela size böyle bir virüs şüphesiyle bir hasta geldiği zaman siz onu nasıl yönlendiriyorsunuz? Yani bu çerçevede eczane ile Sağlık Bakanlığı arasında nasıl bir iletişim ağı kurulmuş durumda? Ekstra bir maalesef bir şey yok. Normal biz de Sağlık Bakanlığı'nın numaralarını arayıp bu şekilde bir vakıdunu söyleyebiliyoruz ama açık konuşmak gerekiyorsa bu yolda mesafeyi kollamadığımız ve bunu algılamamız çok kolay mı? Hayır, değil. Ama gelen hastalarımızdan gerçekten iletişimimiz çok yakındır, çok iyidir. Zaten bir problem olduğunda ilk danışılan yer ben olduğumuz için, gerçekten birinci basamak kısmında önemli bir görüşkül ettiğimiz için direkt yönlendiriyoruz. Yani nereye gideceklerini, nasıl olmaları gerektiğini anlama, işte hastaneye mi ya da evlerinde kalması gerektiğiyle ilgili. Ön kısımda verilmesi gereken, yapılması gereken durumları söz. Ondan sonraki kısımda tabii korona olup olmadığınızı bizim tetme imkanı söz konusu değil. Kitlerimiz yok ya da biz bunu şeyle ilgili maalesef şeyimiz söz konusu değil. Çünkü her şey birbirine girmiş vaziyette. Şu an mevsim geçiş dönemi, özellikle alerjik durumlar çok fazla olmak üzere çok hastamız var bizim. Ve bu hastalarımız da acaba biz korona mıyız ya da küçücük bir boğaz sancısında acaba biz korona mıyız gibi her şey dediğim gibi herkes kendinden şüphelendiği için bizler de birazcık zorlanıyoruz ama ateşi varsa, işte belirli o semptomları varsa mümkün olduğunca uygun hastanelere yönlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle İstanbul'da olan hastalar, İstanbul'da çalışıyorum, İstanbul'da Ataşehir'deyim. Uygun hastaneler, bölgemdeki hastaneleri yönlendirmeye çalışıyorum. Diğer bölgedeki eczacı arkadaşlarımla gördüğüm, yazıştık göre her bölge olan uygun hastanelere yönlendirmeye çalıştıklarını biliyorum. Koronavirüsle mücadele kapsamında eczanelerde de önlemler artırıldı. Artık müşteriler bariyerlerle birbirinden ayrılan noktalarda aralarında 1 metre boşluk bırakarak sırada bekleyecek. Eczacılar kendi dezenfektanlarını da üretebilecek. Şimdi virüs salgını nedeniyle eczanelerde de yoğunluk yaşandığını söyleyebiliriz. Salgınla mücadelede eczacılara da elbette görev düşüyor. Biz Farmetik Girişimci Eczacılar Derneği Başkan Yardımcısı Kazım Aykanat'la son gelişmeleri konuşacağız. Efendim hoş geldiniz NTV canlı yayınına. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Şimdi öncelikle eczacıların özellikle bu dezenfektan üretebilmesi için yapılan son düzenlemeyi soralım. Yani fiziki şartlarda eczacılar böyle bir üretime ne kadar hazır? Şöyle, geçen hafta itibariyle bakanlığın ile ilgili kısıtlamayı kaldırdıktan sonra yetiren malzemeyi temin etmeye başladık. O, çünkü ayda 2 litreden fazla alım yapamıyoruz. Hemen hemen ülkemizdeki her ezde majistral ürün üretilme ile ilgili altyapı ve laboratuvar hazırdır ve hepimiz bunun yapmakla ilgili her türlü formülasyona ve yer becerisine sahibiz. Sadece ham madde temininde problem vardı. Çok rahatlıkla yapabiliriz ve birçok arkadaşım gibi ben de yaptım ve yapmaya da devam edeceğiz. Yani şu anda altyapı hazır diyorsunuz yani birçok eczane için. Hazır, sadece yine de şey sıkıntısı var. Alkolle ilgili maalesef ulaşımda bir problem var. Bu şu değil, bizim almakla ilgili kısıtlığımız kalktı ama yine de bazı problemler yaşıyor temin etmekte. Birazcık da fiyatlar arttı, açık konuşmak gerekiyorsa 170-80 civarında maalesef. Çünkü bu sadece bizi ilgilendiren bir durum değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir durum ve bu şeyde de
bu ürünü sadece Türkiye'deki eczacılar, vatandaşlar değil, tüm dünyadaki insanlar, vatandaşlar, üreticiler mümkün olduğunca temin etmeye çalışıyor. Bu temin nedeniyle de sanırım arz ve talepte biraz sıkıntılar var. O nedenle biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Tabii ki yaşıyoruz ama inşallah hep birlikte, tüm eczacı dostlarımızla birlikte, tüm meslektaşlarımızla birlikte, tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte elimizden geldiğince vatandaşlarımıza, danışanlarımıza elimizden geldiği kadar iyi olmaya çalışacağız. Biz tabii ürün miktarı artınca fiyat düşer diye de bekliyorduk ama siz tam tersini söylüyorsunuz. Bir de içeriği daha mı doğal? Yani eczanede üretilen bu dezenfektanın dışarıda hazır paketli satılandan ne farkı olacak? Aslında çok düzgün üreten firma ve firmalar var. Son dönemde maalesef merdiven altı dediğimiz çok ürün üretildi. Eczacıların ve eczanelerin ürettiği dezenfektanlar sonuç itibariyle nereden geldi? Kaynağı belli olan ürün olacak. Bir de tabii önemli bir şey var. Hepimiz yakında hakikaten dermatit, egzama gibi çok fazla alkol bazlı ürünler bunlar. Çok fazla alkol bazlı ürün kullanmaktan dolayı el problemleri, eldeki egzama ve dermatitler, atopikler artacaktır. Bizler birazcık daha kullandığımız gliserol oranlarına falan dikkat ederek, gerçi bunu da Dünya Sağlık Örgütü'nün bir formülasyonu var. Onun üzerinden giderek doğru ürün üretip zarar vermeden, mümkün olduğunca dezenfekteden, en iyi dezenfekteden ürünleri üretmeye çalışacağım. Şimdi eczanelerde 1 metre kuralından az evvel bahsettik. Yani bu yeterli mi tam olarak? Başka tür tedbirler de düşünülüyor mu? Ya tabii ki değil. Çünkü şöyle bir şey oldu. Geçen hafta itibariyle bakanımızın açıklamasından sonra güzel de hoş bir uygulama oldu. Aile hekimliklerinde raporlu hastalar gitmeden eczaneye direkt gelir, bizden alır oldular rahatlıkla. Ama bu şunu neden oldu? Aşırı bir yoğunluğa sebep oldu. Herkes doğal olarak ilacına ulaşmak istiyor. Birazcık da panik havasıyla, birazcık değil hatta çok büyük bir panik havasıyla bir an önce evlerinde ilaçlarının olduğunu istiyorlar. Çok doğal bir şey bu. O yoğunluk esnasında kronik hastalarımız ve bununla birlikte tabii ki belki koronalı, belki influenzalı, ki değişik hastalarımız çok iç içe girmek durumunda kaldı. Doğal azlar da işte mesafeyi olduğunca düzgün tut, dış bazı bölümleri yoğunluk olarak dışarıda bekletmeye. Hatta son dönemde birçok eczacı büyüklerimiz, işte bizim farmatik girişim eczacılar da dahil olmak üzere odalarımızın tepin gerekiyorsa ki kepenk arkasında hizmet verme. Çünkü bir şey var. Bizlerin, özellikle sağlık çalışanlarının, doktorların, sağlık çalışanlarının, eczacıların bu süreçteki görevini, önemini bir kez daha vermiş olduk. Sebebi şu, bizler sağlığımızı koruyacağız ki herkese sağlık hizmetini kesintisiz verebilelim. Çünkü 7-24 çalışıyoruz ve bu hizmeti ne olursa olsun vermeye devam edeceğiz. O ne, bizlerin de sağlığını koruması açısından ilk önce mesafemizi kollamamız, onun haricinde şeritler girmesi, belki işte kademeli giriş sağlamak, belki kepenk arkası, nöbet sisteminde olduğu gibi kepenk arkası satış gibi durumlara, belki durumun şeyine göre, rehamete göre bu tarz önlemler alınabilir ama bunu mümkün olduğunca Sağlık Bakanlığımızdan ricamız şu, eczacı odalarımızla, Türk Eczacılar Birliği ile, bizim gibi Farmettik Girişim Eczacılar Derneği gibi sivil eczacı dernekleriyle yan yana gelip önlemleri birlikte alırsak, bizlerin de görüşleri alırsa çok ama çok mutlu oluruz. Çünkü ne yaparsak yapalım 24, ne olursa olsun 7-24 bu hizmeti vermeye devam etsin. Evet, aslında tabii birçok insan da hastalandığında belki doktora gitmeden ilk durak olarak eczaneye de uğruyor. Mesela size böyle bir virüs şüphesiyle bir hasta geldiği zaman siz onu nasıl yönlendiriyorsunuz? Yani bu çerçevede eczaneyle Sağlık Bakanlığı arasında nasıl bir iletişim ağı kurulmuş durumda? Ekstra bir maalesef bir şey yok. Normal biz de Sağlık Bakanlığı'nın numaralarını arayıp bu şekilde bir vakıdunu söyleyebiliyoruz ama açık konuşmak gerekiyorsa bu yolda mesafeyi kollamadığımız ve bunu algılamamız çok kolay mı? Hayır, değil. Ama gelen hastalarımızdan gerçekten iletişimimiz çok yakındır, çok iyidir. Zaten bir problem olduğunda ilk danışılan yer ben olduğumuz için, gerçekten birinci basamak kısmında önemli bir görüş ettiğimiz için
direkt yönlendir. Yani nereye gideceklerini, nasıl olmaları gerektiğini planlama, işte hastaneye mi ya da evlerinde kalması gerektiğiyle ilgili. Ön kısımda verilmesi gereken, yapılması gereken durumları söz. Ondan sonraki kısımda tabii korona olup olmadığınızı bizim tetme imkanı söz konusu değil. Kitlerimiz yok ya da biz bunu şeyle ilgili maalesef şeyimiz söz konusu değil. Çünkü her şey birbirine girmiş vaziyette. Şu an mevsim geçiş dönemi, özellikle alerjik durumlar çok fazla olmak üzere çok hastamız var bizim. Ve bu hastalığımız da acaba biz korona mıyız ya da küçücük bir boğaz sancısında acaba biz korona mıyız gibi her şey dediğim gibi herkes kendinden şüphelendiği için bizler de birazcık zorlanıyoruz ama ateşi varsa işte belirli o semptomları varsa mümkün olduğunca uygun hastanelere yönlendiriyoruz. Özellikle İstanbul'da olan hastanelerden İstanbul'da çalışıyorum. İstanbul'da Ataşehir'deyim. Uygun hastaneler, bölgemdeki hastaneleri yönlendirmeye çalışıyorum. Diğer gerek eczacı arkadaşlarım da gördüğüm yazıştık göre her bölge olan uygun hastanelere yönlendirmeye çalıştıklarını biliyorum. Evet, Farmetik Girişimci Eczacılar Derneği Başkan Yardımcısı Kazım Aykanat'la değerlendirdik son gelişmeleri.